Şehit Eren Bülbül'ün adı Torosların yaylalarında da yaşayacak. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi'nin katkılarıyla Sorgun Yaylası'nda atıl durumdaki eski okul binası onarıldı. Ardından da gençlik ofisine dönüştürüldü. Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı bu gençlik ofisine verildi. Eren Bülbül adı artık Toros Dağları'nın eteğinde kurulu Sorgun Yaylası'ndaki bu ofiste yaşayacak. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, hizmet vermeye başlayan Şehit Eren Bülbül Gençlik Ofisi'nde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Ökkeş, Sorgun Yaylası'nda bir genç ofisi planladık. Şimdi burada çocuklarımızın gözlerindeki gülümseme, mutlulukları bizlere heyecan katıyor. Buradaki ofisimiz aynı zamanda Mersin'deki ilk gençlik ofisimiz olma özelliğini de taşıyor, dedi. Şimdi Erdemir'in Sorgun Mahallesi, Sorgun Yaylası'nda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait genç ofis burada planladık, kurduk. Şu anda çocuklarımızla birlikte bu genç ofisimizde mutluluktan ve çocuklarımızın o gözlerindeki gülümsemeler, mutlulukları bizlere heyecan katıyor. Burada genç ofisimizi açtık. Mersin'de ilk genç ofisimizi açtık. İnşallah bundan sonra bütün Mersin'deki hem mahallelerimize, hem okulumuza, hem üniversitelerimizin içerisinde genç ofis açmaya devam edeceğiz. Burayı yapanlara çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımla ve çok güzel yer olmuş. Her gün sabahleyin gelip şurada oynardık ama bu sefer içeride oynuyoruz. Hep kütüphane diye geliyoruz, bilgisayar oynuyoruz. Bilgisayar diye geliyoruz, derse bakacağız diye akıl zeka oyunları oynuyoruz. Burayı yapanlara çok teşekkür ederim. Burası Eren Bülbül abinin adıyla yapıldı. Eren Bülbül abinin adı burada yaşayacak. Eren Bülbül abiyle rahmetle anıyoruz.